Bir de e, Cumhurbaşkanı Erdoğan yani CHP seçmenine mesaj verdi. Daha önce de görmüştük Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu mesajı verdiğini ama böyle bir balkon konuşması gibi değil. Yakın zamanda seçim sonrası verdiği bir mesajdı. Yine CHP seçmenine çağrıda bulundu. Size rağmen siyaset yapanlara 31 Mart'ta ders verelim dedi Erdoğan. Erdoğan'a cevap Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Özellikle 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde farklı tercihlerde bulunmuş tüm vatandaşlarıma şu samimi çağrıyı yapmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla CHP seçmenine seslendi. Asla umutsuzluğa kapılmayın, alternatifsiz değilsiniz dedi. Bu çatı altında yüreğinde millet ve memleket sevdası olan herkese yer olduğunu tekrar ifade etmek isterim. Davetim 85 milyonun her bir ferdi nedir? Erdoğan benzer bir çağrıyı geçtiğimiz 24 Ağustos'ta da yapmıştı. AK Parti'nin 22. kuruluş yıl dönümünde konuşan Erdoğan, muhalefet seçmenine seslenerek tıpış tıpış oy vereceksiniz denilmesinden rahatsızsanız AK Parti ailesine katılın demişti. Sözlerinin devamındaysa eski Türkiye'nin arkaik bakiyesi bu ekibi emekli edelim ifadesini kullanmıştı. Gelin siz de AK Parti ve Cumhur İttifakı'na katılın. Erdoğan bu çağrıyı yaptığında CHP'de genel başkanlık görevini Kemal Kılıçdaroğlu yürütüyordu. Aradan 5 ay geçti. CHP genel başkanlık koltuğunda artık Özgür Özel var. Erdoğan çağrısını yineledi. Bu kez özel olarak CHP seçmenine hedef aldı. Erdoğan dün yaptığı paylaşımda muhalif seçmene yaptığı ilk çağrıdaki benzer ifadeleri kullandı. Bizim istediğimiz adaya tıpış tıpış oy vereceksiniz dayatmasında bulunanlara gelin 31 Mart'ta dersini verelim dedi. Özgür Özel'in yapay zeka açıklamasına da göndermede bulundu Erdoğan. Fikrinize, taleplerinize, hassasiyetlerinize saygı göstermeyenlere belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz sorusunu bile millete değil, yapay zekaya soranlara ders verelim ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın çağrısına yanıt verenlerden biri CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Sen CHP'lilere seslenmişsin Erdoğan. Ben ise 85 milyon vatandaşımıza sesleniyorum dedi. Beşli çeteler eliyle hayatınızı çalmış, yolsuzluğu kurumsallaştırmış, faiz lobilerine ülkeyi teslim etmiş, vatan sevgisi olmayan iktidarını sahte ve montaj videolara borçlu olan Erdoğan'a mecbur değilsiniz, umutsuz olmayın dedi. Evet, şimdi yarın son gün aday belirlemede açıklanan adaylardan tartışılanlar var. Hala beklenen, merakla beklenen aday tartışmaları var, hatay gibi. MHP...